Merhabalar arkadaşlar. Daha önceden buna benzer bir içerik yapmıştım ama bu içerik biraz daha farklı olacak. 7 milyon altın kartalımız var. Eşya dükkanından bunu aldığım için kırmızı gözüküyor. Premium içerikleri çıkartmaya çalışacağız. Bakalım araç çıkacak mı? Bir. Bakalım kaçıncı da çıkacak? İkincisinde çıktı arkadaşlar. Bu sefer şansımız yaver gitti ama 4.0'daki bir uçağın çıkma ihtimali zannediyorum daha yüksektir. Çünkü geçen yak Panther'i almak için bayağı bir uğraşmıştık hatırlıyorsanız. Şimdi M46'yı alalım bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34. Evet arkadaşlar, 34. de çıktı. 10.000 altın kartal. 4.000 civarı altın kartal zarardayız arkadaşlar. Normalde 6-7.000 civarında bir şey satılıyor olması lazım. Bakalım bunu kaçta çıkartıyoruz? 1 2 3 4 5 23 24. Evet, 24. de çıktı. ESC'ye basıp hızlı geçiyorum. 34'tü, bu da 24 arkadaşlar. Yani kabaca şunu anlayabilirsiniz ki eğer açtığınız kutuda aracın seviyesi düşükse çıkma olasılığı daha fazla. Örneğin bu 34 kutuya çıktı, bu 2 kutuya çıktı. Seviye 4, 5.7'deki uçak ise 24'te çıktı. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Normal şartlarda genelde bunlar şansa dayalı değil. Tabii istisnalar kaideyi bozmaz. Tekte de çıkartabilirsiniz. İşte 1 milyonda 1 ihtimali tutturursanız kazanırsınız ama o kadar şanslı aranızda var mı? Hala çıkmadı. Sanıyorum bir 30 falan oldu. Evet, çıktı. Bakalım KV-122 kaçta çıkacak? Eğer premium tank almak istiyorsanız alın ama tavsiyem bu oyuna bu kadar fazla para vermeyin arkadaşlar. GTA bile komple bunu yapıp 200-300 liraya satıyor. War Thunder gibi bir oyuna 500-600 lira premium tank parası vermeyin. 600 lirayla neler yapılabilir sonuç olarak düşünün. Gidin bir garibanı sevindirin. Çok daha iyi. Gidin kendinize tüfek alın. Yani oyuna para harcamayın arkadaşlar. Çıktı. 284. Berbat bıçak bildiğim kadarıyla. Bu biraz daha iyi gibi.
30'luk topu var. 700'e gidiyor.14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 34. De çıktı. İkisi de aynı çıktı. Aynı sırada ve ikisi de 34. de çıktı. Şansımı deneyeyim. Premium araç kartayım. Yok. 7000 altın kartalı alınan tank kutudan çıkartılmak istendiği zaman 15.000 altın kartal harcamanız gerekiyor. Tabi boş çıkan şeyler bahis ve premium hesap, nadiren premium hesap ve 120k para oluyor. Bunlar hiçbir işinize yaramaz arkadaşlar. Bahislerin zaten %90'ı hiçbir halta yaramayan bahisler. Kazansanız bile 500k civarında basit para ödülleri veriliyor ki bu 500k para ödülü verilen bahislerde kolay değil, çok zor da değil, ortalama. Normal oyuncuların yapabileceği seviyede ama şöyle bir durum var. Bahis açtığınız zaman sizin karşınıza da bahis açan oyuncular geliyor muhtemelen. Çünkü üst üste 20 maç kazanın, bahis açın, üst üste 20 maç kaybettiğinizi göreceksiniz. Bu ortamlara güvenmenizi önermiyorum. Ne kadar Wartan'ın resmi yayıncısı olsam da evet bunu diyorum. Doğruları söylemekten asla vazgeçmem. Aka ak karaya kara diyen bir insanım kim olursa olsun. Bir de şu premium tank olaylarına gelelim. T-72A ve Leopard 1, L-44 falan. Arkadaşlar bu tanklar 600 lira şu anda. 600 TL. Gerçekten oyuna siz 600 lira vermek istiyor musunuz? Diyelim ki evet. 600 lira verdiğiniz zaman oyun size ne vaat ediyor? Ne vaat ediyor oyun? Leopard 1'i aldın, T-72A'yı aldın. Ne olacak? Sadece Tiger 1'e kadar gelmiş. Leopard 1 L-44'ü alarak düzgün tank kasacağını zannediyor. Tiger da düşük seviyede. 5-6 kill alabiliyorsanız arkadaşlar, çok yüksek bir ihtimal değil. 5-6 kill almak sonuç olarak yeni başlayan bir oyuncuya göre beceri ister ama o civarda bir kill aldığınızı düşünelim maç başına. Şansınız yaver gitti. Top tier'de bu olmuyor. Çünkü 9-0'larda özellikle 11-0'lara geldiğiniz zaman herkes oyunu biliyor. Karşınıza noob oyuncu gelme olasılığı %20-%30 en fazla. Bu yüzden girdiğiniz zaman ölüp çıkarsınız. 3 defa ölürsünüz. Birkaç kill aldığınız zaman premium hesapla birlikte 4K yakın XP gelebilir. Ancak uyuz olursunuz. Bu yüzden T-72AV'yi alayım, seri kasayım gibisinden bir şeyi unutun. Velhasıl top tier premium tank aldığınız zaman sizi genellikle oyunu bilen oyuncuların yanına attığı için sınır krizleri geçirebilirsiniz. Öte yandan 600 lira büyük bir para. Ciddi büyük para. Yani şu anda World of Tanks'te bile alıp alabileceğiniz en iyi top tier premium araç 300 lira civarında. War Thunder'da ise 600 lira. 2 kat fark var. Bu nedenle 600 lira bir premium içeriye verilmemeli. Çünkü dediğim gibi GTA 5'tir. Buna benzer yüksek kaliteli oyunlar mesela yeni çıkacak BF5 bile tahmin ediyorum 500-600 liradır. Adamlar stüdyo kuruyor, modelliyor, yıllarca emek harcıyor. Bunu 600 liradan 500 liradan satıyorlar. War Thunder ise sadece bir tank modelliyor. Daha yüksek para ve XP getirisi olduğu için 600 liradan satıyor. 600 TL büyük bir para. Ben olsam 600 liraya giderim. Havalı tüfek alırım kendime. Kendimi geliştiririm. Havalı tüfek aldığınız zaman hem arkadaş ortamınız olur. İşte sizi görenler ormanda atış yapacaksınız muhtemelen. Meskül mahallede atış yapmanız zaten yasak da. Sizin atış yaptığınızı görünce yanınıza insanlar gelir, kaynaşırsınız. Bir arkadaş ortamı oluşur. Havalı tüfek dediğimiz alet. Oradan bir arkadaş kitlesi yaparsınız kendinizi. 1-2-3 artık neyse. Buna ilave olarak spor yaparsınız. Elleriniz daha stabil olur. Havalı tüfek kullandığınız zaman elinizi sabit tutmanız gerekiyor arkadaşlar vurmak için. Tüfek kullanmak sizi hem fiziksel olarak hem de ruhen geliştiriyor. Havalı tüfek kullanmanın hiçbir dezavantajı yok. Her açıdan geliştirir. Ama bu ortamlardan premium tank aldığınız zaman sizi bilgisayarın başına daha da hapsediyor. Bunun neticesi ise gözleriniz bozuluyor arkadaşlar. Radyasyona maruz kalıyorsunuz
ve gözleriniz de zaman içerisinde bozuluyor. İkisini genel olarak karşılaştırdığımız zaman farklı meseleler. Ama sonuçta para söz konusu. Bu paranızda har vurup harman savurmayın. 500-600 liralar bir genç için özellikle şu ekonomide çok büyük bir miktar. 16-17 yaşlarında 600 lirayı bırakım bulmayı görmedim bile yani. Ve öyle bir param olsa kesinlikle oyuna yatırmayı düşünmezdim. Ben de sizin yaşlarınızda olsaydım emin olun bu araçlar olmayacaktı. Son kez tekrarlayayım. 600 lira sadece premium içeriği verilmez. Siz bu tankı aldığınız zaman sanmayın işte ben hemen STR ve 122'yi kasarım ya da işte M1'i kasarım. Yok böyle bir şey arkadaşlar. Özellikle düşük seviyeli oyuncular böyle zannediyor. İşte ben bu tankı alayım bir haftada M1'i kasarım. Premium tankların çoğu arkadaşlar T-72 AV dışında ustalık isteyen araçlar. Ustalık isteyen. Usta bir oyuncu olmadığınız takdirde Leopard 1'li, XM1'li belirli durumlarda T-72 AV'lerde dahil iş yapamıyorsunuz. Bu tankları aldığınız zaman karşınıza gelecek oyuncu ortalama 1500 saatlik oyuncu olur arkadaşlar. Bu civarda bir şey. Siz kaç saatlik oyuncusunuz? 200 saatlik oyuncu. Yedekleme ile girdiğinizi varsayalım. 0 kill alırsınız, 2 defa ölürsünüz. Dediğim gibi premium tank alayım, hızlı kasarım gibi bir şey düşünmeyin. Muharebe puanı olarak yüksek olduğundan karşınıza genelde sizin gibi oyunu bilmeyenler gelmez. Usta oyuncular gelir. Daha hızlı kasacağınızı düşünürken sinir krizi geçirip oyunu terk edersiniz. Her neyse gerekli detayları verdiğimi düşünüyorum. Beğeni olan herkesi demek istediğimi fazlasıyla anlayacaktır. Videomu faydalı bulduysanız beğeni atıp paylaşmayı unutmayalım. Selametle.